Ekrem Bey maydanozları yıkayıp doğramaya başlıyor ve doğradığı maydanozlarla peyniri karıştırıyor. Ekrem Bey yufkalara önce sosunu sürüyor, ardından peynirleri ekliyor ve sarmaya başlıyor. Rulo haline getirilen börekler cam tepsiye koyuluyor. Börek fırına verilmeden önce üzerine yumurta sarısı sürülüyor. Ekrem Bey ıslattığı bademleri soyuyor. Ekrem Bey marulları sirkeli suda bekletiyor. Ekrem Bey salata için kuru kayısı ve incirleri doğruyor. Cevizler küçük küçük parçalara bölünüyor. Ekrem Bey önce mantarları ardından sarımsakları ince ince doğruyor. Pişmekte olan böreğe soda ekleniyor. Ekrem Bey tereyağını tavada eritiyor. Nasıl gidiyor, ne yaptın? Hoş geldiniz. Bitti. Şu an ne evet, sarımsak kızdım. Kokuyor, ne yaptın? Et diyorum şu an. Of! Çat! Bir daha yap bakayım bunu. Sen büfteye, şey bonfileye mi soslu bonfile diyorsun? Evet. Ben ne anladım soslu biliyor bonfile. Musun? Soslu tandır anladım. Yok, o ayrı. Bir patlattı et kızı. Ay! Tamam o zaman, yavaş duralım. Mantarları sosa mı ekleyeceğim? Evet. 25 dakika kaldı. Vallahi helal olsun. Salatam vardı ha. Eyvah. Kuzu tandır ve soslu bonfile. Şimdi iki tane et yan yana. Kuzu tandır ve bonfile. Soslu bonfile. O da et, o da et. Keşke bir garnitür yapsaydı yanına. Çok daha güzel olurdu. Acaba dün Günay Hanım'ın menüsüne mi özendi? Anlamış değilim. Galiba ne yapacağını Ekrem Bey karar verememiş. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Hepsi olsun bitsin. O tutmazsa öbürü tutar diye mi düşündü acaba? Etlerini çevireyim mi ben senin? Sevinirim. Salata yeni mi yapmaya başladın? Salata bitti. Daha sofra hazırlayacağım. Sofra hazırlayacağım ben. Bak. Parmakları görünmüyor. Seda Hanım, iki gündür etlerin başındasınız. Sizi gören et pişirmenizi isteyecek bundan sonra. Evet, beni gören herkes. Ayrıca sen bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ben bunu başta anlamadım Ekrem ya. Anlamadın mı? Beni. Bunun altını açsana abi biraz. O büyülendi şimdi Seda Hanım. Diğer yarışmacılar da iki farklı eti neden yaptığınızı anlayamadılar. Anlayamazlar zaten onlar. Etçilerdi, ne oldu? Meyveler karıştığı zaman aslında salata tadından çok şey kaybediyor. Ben meyveli salatayı pek kendim yapmıyorum. Yapıldığı zaman da iştahla yemiyorum. Değişik bir salata yapmak istemiş. Meyvelerle süslemek istemiş. Umarım sadece meyveler üstünde süs olarak durur. İçerisine karışırsa tadından çok şey kaybeder. Sizce akşam kim neyi eleştirir Seda Hanım? Kim neyi eleştirir? Günay dünün hırsını çok kötü çıkaracak bizden. Perişan edecek bizi, ona inanıyorum. Her şeye kusur bulacağına inanıyorum. Çünkü dünkü eksiklerini böyle kapatmaya çalışacak. Arzu özellikle ben etçiyim dedi. Et nasıl pişer, ne olur bilirim dedi. Neslihan da sessiz böyle alttan eleştirilerini yapıyor ama ben yine de eğer bu yemekler lezzetini yerinde verirse Ekrem, ben hakkaniyetli davranacaklarını düşünüyorum. Bakacağız. Genel anlamda Ekrem Bey'in bu kadar gürlemesine uygun bir menü değil. Eleştireceğim onu. Çok konuşacağım şey var bugün masada. Ekrem Bey son durum nedir? Benim işim bitti. Ben gidiyorum şimdi Seda Hanım içeriye. Giyinmeye. Sonra sofrayı yıkayacağız, sofrayı. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Ekrem Bey gitti, siz kaldınız orada. Ben bıraktı gitti. Ocağın altı yanıyor. Ben bunu kararlı veririm. Ben ne diyeceğim, bu şimdi Arzu diyecek, bu et şöyle olmuş, böyle olmuş diyecek. Bu suyunu mu çekecek acaba? O gelir bakar, o biliyor işini. Salataya bak, gördüğüm en güzel salata. İnşallah lezzetli öyle. Ayşen Hanım'dan korktum yalnız ben. Benim işim de böyle. Ya, ama Ayşen işi biliyor onun için. Kocasını da tanıyor. Unutacaklarını bildiği için Ayşen onu asiste etti. Bugün Ayşen doğru yaptı. Seni de trolledi. Sana meydan bırakmadı. Akıllı kadın. Seda Hanım, ben geldim. Yere. Hoş geldin. Ne yaptın? Unuttum. Karabiberi atacaktık onun içerisine. Buna mı? Evet. Gel. Özelliği o karabiber. Dedim ben. Bir şey eksik dedim. Evet. Ne zaman kapanacak Ekrem Bey? Koyulaştığında. Söylüyorum. Dinlemiyor. Söyledim.
Az koyulaştığında sosu kapatabiliriz. Sofranı kur sen. Helal olsun. Yemeklerini bitirdi. Sofrasını kuruyor. Gördüğünüz gibi. O zaman salona geçelim mi? Bu suyunu çeksin. Yavaş yavaş. Tamam. Çok hoş görünüyor ya. Milli beğendiniz. Bayıldım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çiçekler gerçek. Çok güzel kokuyorlar. Örtü de muhteşem. Yani Ekrem'e ne bahane bulacaklarını bilmiyorum. Yemeklerin lezzetini göreceğiz ama şu hali bile masanın diğerlerine fark attı yani. Helal olsun. Son 10 dakikanız Ekrem Bey. 10 dakika. Yardım edeyim mi sana? 10 dakikada dünyanın servisini açarım. Duvardaki tabloyu da Ekrem Bey'in işi yapmış. Onu da mı Ayşen yaptı? Evet. Helal olsun. Çok becerikli bir hanımdı. Çantayı seviyor. Gördüm şok oldum ayol. O çantayı örerek nasıl yaptın sen? İnanamadım yani. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Bugün Ekrem Bey'in evindeyiz. Hoş buldum. Sizce bugün nasıl geçecek? Ekrem Bey çok sessizdi 3 gün boyunca. Bugün de evinde sessizliğini koruyacak, sessiz, sakin bir masa olacak. Sizce yetiştirebilmiş midir yemeklerini? Yetiştirir diye düşünüyorum. Yapılabilecek, zamanda yapılacak bir menü seçmiş. Orada bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Gidip bakalım mı? Tabii ki, gidip bakalım. Bana yemeyelim. Çatal vereceksin. Çatal vereyim. Seda Hanım dün masada çatal bıçaklar gerginliğe neden olmuştur. Çünkü Günay çok milletin üzerine gitti. Arzu'ya mesela ay kirli dendi. Su iziydi o. Bu her kadının başına gelebilecek bir talihsizlik. Çünkü ne istiyorsun? Çatalımız yok burada. Çatal. Çataları tamam. Çiftlerce açıyoruz. Çift. Avende yok fazla kalmadı. Öyle deyince çünkü makineden çıkabiliyor öyle canım su iziyor onlar. Kirli gelmesi Arzu'nun çok gücüne gitti, çok üzüldü. Hoş geldiniz Yadigar Hanım. Heyecan var mı? Hoş buldum. Bugün heyecan yok. Ekrem Bey'deyiz diye mi? Çünkü Ekrem Bey yetiştiremeyecek. Acaba sizi utandırıp her şeyi hazırlamış olabilir mi? Bakın o da olabilir ama benim düşüncem bu değil. Ben çok merak ediyorum. Hadi gidip bakalım. Hadi bakalım. Tamam sayılır şunları attım mı? Son 6 dakika. 6 dakikada neler yapılmaz. Seda Hanım da sağ olsun. Bitirdik bile. Ya ben herkese yardım ediyorum. Ekran başındaki seyirci de görüyor. Herkes benden yardım istediği sürece yanlarındayım ve yardım ediyorum. Merhaba Güney Hanım. Yorgunluğunuzu atabildiniz mi? Merhabalar. Attım tabii. Hiç yorulmadım ki. Ekrem Bey yorulacak mı bugün? Bence çok yorulacak. Hatta yemeklerini yetiştiremeyecek. Her şey fiyasko olacak. Hadi gidip bakalım. Hadi gidip bakalım. Demek ki neymiş? Masada kağıt peçete olmalı. Olmalı. Evet, özellikle evet, yemekleri. Evet. Kapın çaldı. Ekrem git karşıla. Pırıl pırıl giyindi adam. Yemeklerini yaptı. Sofrası hazır.